Merhaba arkadaşlar, Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakacağız hep birlikte. Tabii fincanımız daha akmaya devam edecek mi onu da bakalım ki bitti sanırım. Evet, fincanın hemen ağzında bir kısmet sizin için bekliyor. İki tane de ayrı haberiniz bekliyor bu arada. Evet. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki Oğlak burçları, evet, ev taşınması gündeminizde ve ani bir şekilde olacak gibi gözüküyor. Mayıs'ın 20'sinden sonra özellikle hızlı bir gelişme gösterecek. Hani bir hafta içinde taşındığınızda şaşırmamanız gerekebilir. Ani kararlar, ani işler, ani uygulamalar demek. Olmaz dediğiniz bir işin gerçekleşmesi var. Yani bir türlü olmayacağını düşündüğünüz ya da işlerin yolunda gitmediğini konusundaki bir hayal kırıklığı yaşadığınız bir durumun artık normal seyrine gerçekleşmesi durumuna geliyor. Küçük küçük kısmetleriniz var ama bunların her birisi gelecek ve gidecek anlamında gözüküyor. Bir kişiyle ilgili bir borç alışverişi ile ilgili bir konuşmanız var. Karşıdaki kişi size biraz sıkıntı yaşatabilir. Bu konuyla ilgili biraz hüzünlenebilirsiniz ama her şerde bir hayır vardır meselesi var ya, işte aslında arkasında daha güzel bir mesele var. Hayatınıza yeni girecek bir dost, bir arkadaş sizin gündeminizde maddi anlamda hem destek olurken hem de manevi anlamda hayatınızda yeni bir pencere açacak bir kişiden bahsediyoruz. 5 tane ayrı küçük küçük kısmetleriniz gelecek ve gidecekler. 2 tane kısa yol gözüküyor arkadaşlar. Bu yola gerçekten gitmek istemeniz, daha doğrusu çok gitmeye ihtiyacınız var ama bir türlü engeller onu gerçekleştirmenizi engelliyor. Birdenbire bazı olayların arkası, hani çorap söküyor gibi gelir derler ya, işte öyle bir durum var. Arkası arkasına güzel haberler alacağınız bir süreciniz var. Bu sürecin arkasından bu iki yola gideceğiniz bir durum var. Kısa bir kafa dinlemek, kısa bir tatil ihtiyacınızı bu iki tane günübirlik yolculuklarla geçiştirmeye çalışacağınız bir durum var. Dışarıdan alacağınız çok büyük bir kısmet, evet, gördüğünüz gibi ilk başta söylediğimiz şeye geldik. Büyük bir kısmet gündeminizi bir anda değiştirecek, çok büyük bir ferahlamaya sebep olacak. İki ayrı haber. Bu haberlerle birlikte gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetler hayatınızda bir şeyin imzalanması anlamına geliyor. Yani aslında imzaladığınız bir şeyin aydınlığa, temizliğe çıkması anlamında, sıkıntıdan kurtulması anlamına geliyor. Daha doğrusu bu şekilde olabilir. Üç kişi oturup bir konuşmanız var fincanın dibinde. Bu konuşmanın üzerinde ortaklaşa alacağınız bir kararla, ki kan bağınız var bu kişilerle, 3 kişi aile fertleriyle oturup konuşacaksınız ve bir planlama yapacaksınız. Tabii bu planlama biraz havada kalacak. Sizin söyledikleriniz karşı taraflardakilerle, yani uygulamaya geçme kısmı pek olmayacak diyebilirim. Bu konu sadece konuşmada kalacağı benziyor. Dışarıdan gelecek iki kişi bir anda hayatınızda değişiklik yaratabilir kısa vadeli olarak. Değişik derken, hani bu kişilerle konuşmak sizin biraz daha farklı bakmanıza, biraz daha ferahlamanıza sebep olacak. Sanki hani derler ya, bazen birileri gelir bir laf söyler, siz o taraftan bakmaya başlarsınız hayata. Biraz daha öyle gözüküyor. Yani onlar yapmış da ben bunu niye yapamıyorum sorusunu sorduracak iki kişi gözüküyor. Evet, yollar sizi bekliyor dedik. İki kişi ayrı, tek olarak ayrı olarak gideceğiniz yolculuklar var. İki tane ayrı uzun yolculuklar. Bunlar şehirler arası gözüküyor arkadaşlar. Biraz da iş ile alakalı maddiyat konularının gireceği seyahatler. Bunları değerlendirmenizde fayda var ki arkasından gelecek küçük kısmetler sizin baya bir rahatlamanızı sağlayacak. Diyeceksiniz ki aşk konusu. Evet, aşk konusu burada. Evlilikleriyle ilgili sorunlar yaşayan oğlak burçları bu dönemde bu konuları biraz daha karşıdaki kişiyi anlamak, empati kurarak geçiştireceği bir dönem var. Adımlarınızın birdenbire cevap alacağını beklemeyin ama bu geçiş sürecinde daha olumlu yaklaşımlar göreceğiniz bir durum var. Sadece bunu
zamana yaymanızda fayda var. Birdenbire olabilecek bir durum değil. Biraz keskin dönüşler, keskin cümleler kullanılmış gözüküyor. Bu keskin cümlelerden dönüş biraz zaman alacak. Sadece bu konuda biraz zamana ihtiyacınız var. Ki iki tane güzel, temiz haberiniz var. İkili ilişkilerinde bu dönem bekar olan oğlaklar için ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Resmiyeti teki tarihler konusunda biraz anlaşmazlık olacak. Yani resmiyete dökmek konusunda biraz zamana yaymak isteyebilirsiniz. Hem karşınızdakilere hem de sizin için bu biraz zaman kazanma daha iyi olacak. Çünkü önümüzdeki süreçte bazı gelişmeleriniz var. Bu gelişmeleri biraz tek başınıza yapmanız, tek başınıza ayakta durmanız, karşınızdaki kişiye bir konuda ayakları üstünde olarak gitmeniz daha mantıklı olacak. Çünkü açık olan yerler her zaman zarar verir. Bu konuda açıklarınızı kapatmanız gerekecek bir sürece giriyorsunuz. Bunlar için de tabii ki fırsatlar var ama gördüğünüz gibi nazarlar da üzerinizde bekliyor arkadaşlar. Evet. En yakınınızdan görüyorsunuz bu aralar nazarı. Onu da söyleyelim. Diller çok uzamış. Herkesin söylediği laflar batmaya başlamış. Kafanızda bin tane tilki dolaşmaya başlamış bu konuyla alakalı. Herkesin söylediğini değil, kendinizin ve kalbinizin ne söylediğini iyi bakın derim Oğlak burçları için. Çünkü bu süreçte herkes yani ben şunu fark ettim. Son zamanlarda insanlar kendilerinden çok başkaları için konuşmayı daha çok sever olmuş. Dilleri şişmiş herhalde. Yani bunu falda da görünce biraz tuhaf oluyor ama gerçekle birebir örtüşünce çok değişik şeyler çıkıyor tabii ki. Yaşlı bir büyüğünüzle ilgili biraz hastalık süreciyle ilgili biraz üzüntünüz var. İyileşecek ama çok uzun sürede paylaşabileceğiniz bir durum yok. Bu yaşlı bir bireyle ilgili görüşmek isteyeceğiniz bir durum var. Onunla görüşmeye gideceğiniz, yolculuğun belki de bir kısmını onun için yapacağınız bir durum var. Küçük küçük kısmetleriniz var ama dediğim gibi kan bağınızda olan kişilerin nazarıyla çok uğraşıyorsunuz akraba kısmıyla. O yüzden bu sıkıntıyı kolay kolay atlatmakta zorlanıyorsunuz. Dışarıdan gelecek 3 tane arkası arkasına haber size biraz müjde etkisi yapacak. Gözyaşlarınızı tutamayacağınız kadar sevineceğiniz bir durum var ki maddi anlamda da ferahlayacağınız bir dönem gözüküyor. Bu süreçte aslında elinizden geldiğince olan kısmetlerinizi veya gelişmeleri kimseyle paylaşmamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü nazar aşırı derecede etkileyecek bu dönem olacak işi de bozabilir. Elinizden geldiğince her yani olup bittikten sonra uygulamaya geçtikten sonraya kadar kimseyle konuşmamanızı tavsiye edebilirim ki en yakınınızdakilerden göreceksiniz bu. Ben kardeşinize bile söylememeniz taraftarıyım öyle diyebilirim yani. Biraz abartı gelmiş olabilir ama nankörlük göreceğiniz bir kişi var ve bunun nankörlük yaptığını bir dedikodu sayesinde öğreneceksiniz. Bu dedikoduyu duyduğunuz kişi de çok da güvenilir bir kişi olmayacak bu arada. Dedikodu doğru ama o kişinin de bu işlerle ilgili sıkıntı yaratacağı bir durum var. Atınızın üzerinde muradınızı edeceğiniz bir durum var. Ama bunun için biraz zaman koymuş önünüze. Sonraki süreçte dilek kapılarınız açık. Biz son zamanlarda ya da bir türbe gibi dini ziyaret yerlerinin birisinde ettiğiniz bir duanız var. İki rakamı içerisinde gerçekleşecek oluyor, gözüküyor. Ya da 2 yıl içerisinde ettiğiniz bir duanın gerçekleşmesi anlamında bu. Çünkü uzun zamanlı, uzun mesafeli bir dua olarak gözüküyor. Evet. Dediğim gibi nazar bu dönem sizin için etkili olacak. O yüzden nazara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Oğlak burçları Mayıs'ın son zamanlarında aile ilişkileriyle ilgili hem şanslı hem de şanssız durumda gözüküyor nazar konusunda ama hayatınıza gelecek yeni dostlar konusunda şanslısınız. Ev taşınması gündeminizde bir anda yer alacak.
Bakalım önümüzdeki süreçte daha neler size fırsat kapıları açacak. Bakalım. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.